iktidar bunu bahane ederek aslında daha öncedenki tavırlarını bildiğimiz iktidar, yani Rojava'ya Kürt halkına yönelik nasıl saldırılar yaptığını bildiğimiz iktidar bunu bahane ederek Rojava'ya bir saldırı başlattı. Hakan Fidan da hemen arkasından bir açıklama yaptı ve bu operasyonların sürdürüleceğini anlatan bir konuşma yaptı. Bizler aslında iktidarın buradaki politikalarını geçmişten de tanıyoruz. Yani yıllardır Rojava'da, işte Kobani'de süren savaştaki tavrını, oradaki halklara yönelik saldırılarından tanıyoruz. Yani bu bahane edilerek bir kez daha oradaki hem sivil halkın hem işte üretim tesislerinin ve halkın yaşadığı yerlerin bombalanması bize burada gerçekten iktidarın bir kez daha Kürt düşmanlığı yaptığını, Kürt halkına yönelik politikaların devam ettirdiğini ve aslında Türkiye'de olan sürekli yıllardır bir türlü demokratik yöntemlerle çözülmesi gerekiyor dememize rağmen savaşta ısrar edilen politikaların aynı zamanda başka bir yansımasının Rojava'da devam ettirildiğini söyleyebiliriz. Yani bizler bunların Türkiye'ye ve bizlere, halklara, emekçilere daha fazla yoksulluk, daha fazla baskı ve daha fazla sömürü olarak geleceğinin farkındayız. Bu yüzden aslında yıllardır hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'nun tamamında halkların barış içerisinde, eşit bir şekilde ve kendi kimlikleriyle, kültürleriyle yaşayacakları bir coğrafya inşa etmek ve bunun mücadelesini vermek için aslında dönüyoruz. Hem biz sosyalistler hem buradaki halklar olarak. Bu savaşın durdurulması için bütün muhalefet güçlerinin, Türkiye'deki bütün emek demokrasi güçlerinin, bütün halkların ve emekçilerin bu savaşa karşı ortak durması lazım. Çünkü şunun altını çizmek gerekiyor, bir kez daha çizmek gerekiyor. Bu aslında Rojava'daki savaş sadece oradaki halklara yapılmış bir savaş değil. Bütün eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış talep edenlere karşı yapılmış ve yürütülmüş bir savaş. Dolayısıyla buna karşı durmadığımız ölçüde Türkiye'deki hiçbir alanda insan haklarının ve demokrasinin ilerlemeyeceğinin farkında olmamız gerekiyor. Yani aslında Rojava'daki mücadele uzun yıllardır kadınlara ve tüm halklara umut olmuş, ilham vermiş bir mücadele. Orada hani IŞİD'in barbarlığına karşı hani kadınların özgürlük mücadelesi, halkların eşitlik mücadelesi ayağa kalktı ve işte orada ekolojik, kadınlardan yana eşitlik isteyen ve halkların kendini yönetebileceği aslında en önemli mesele. Halkların evet biz kendi kendimizi yönetebiliriz ve kendi geleceğimize kendimiz sahip çıkabiliriz mesajı verdiği bir devrim niteliğinde bir mücadele yürütülüyor orada. Burada iktidar aslında o mücadeleye düşman, o devrimin kendisine düşman, kadınların kendi özgürlük mücadelesine düşman. O yüzden oraya saldırıyı hunharca arttırıyor. İşte Rojava'ya saldırı yapıldığı bir yerde Rojava halkının kendisini savunması, kendi meşru müdafaa hakkını kullanması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Bunun da böyle görülmesi gerekiyor. Hep birlikte oradaki saldırının tekrar altını çizmek istiyorum. Sadece Rojava'ya yapılmadığını, bir kadın mücadelesine, demokrasi mücadelesine, eşitlik mücadelesine, halkların kendi kaderini tayin hakkı mücadelesine yapıldığını gören bir yerden ve bunun da ülkemizde bize döneceğini altını çizen bir yerden Rojava'daki halkların yanında olmalıyız ve oradaki katliamlara ve saldırılara hep birlikte dur demeliyiz.